Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Tekrar İlyas kardeşimle beraberiz. Geçen gün bir röportaj yaptık. Finlandiya'da payasçı olmak. O röportajımızda biz evi göstereceğiz diye söz verdik. Bugün evin çekimini yaptık. Güzel evin çekimini yaptık. Onu röportajdan sonra sizlere göstereceğim. Ama her şeyden önce Finlandiya'da ev inşa etmek. Bundan biraz bahsedeceğiz. İlyas kardeşime soracağım. O cevap verecek. Ne zaman karar verdiniz ev inşa etmeye Finlandiya'da? Biz Espoon Keskus'ta yaşıyorduk. Buraya yaklaşık 30 kilometre. Evet, buradan 30 kilometre mesafede. Oradaki evimiz güzeldi. Ama bize küçük geliyordu. Evet. Araştırdım. Bayağı ev baktım. Hep böyle sıkıntılı evler karşıma geldi. Mesela tamirat gerektiriyor. Evet, tamirat gerektiriyor. Mesela 250-300 bine evler var. Ama 100 binde para harcaman lazım. Biraz hesapladım, kıyasladım işte. Attığın taş vurduğun kuşa değmiyor. Evet. Öyle mi? Düzgün bir ev bulamadık yani kendimize. Evet. En sonunda işte ev yapmayı araştırdım. Yani sıfırdan kendime arsa. Daha önce bir deneyimin yok. Yok, hiçbir deneyim yok. Ama inşaat sektöründe çalıştığın için. Evet, ben kendim inşaat işi yaptığım için. Bu işin içinde olduğum için. Evet. Yapabilirim diye özgüven geldi. Aynen, biraz kendime güvendim. Projeyi ne zaman başlattınız? 2019'da. 2019'da. Evet. Kaç yıl yani sürdü? Bir sene sürdü komple. Komple bir sene, evet. Anahtar aldık. Aynen. Evet. Sıfırdan anahtar teslime kadar bir sene sürdü. Kendiniz çalıştınız mı inşaatta? Yoksa ben, firma mı yaptırdınız? Yok, ben sabahları kendi işime gidiyordum. Evet. Akşam da buraya geliyordum, çalışıyordum. Çalışıyor. Evet, içini kendim yaptım komple ve bahçesiyle de ilgilendim. 200 tane çam diktim. Diktiğin etrafına, evet. Onları da göstereceğiz. Evet. Evet, onları bayağı uğraştım, büyüttüm yani. Temelde bir sorun çıktı. Kaya var mıydı? Finlandiya'da biliyorsunuz granit taşı var. Çok sert bir taştır. Eğer temeli eştiniz, granit taşı büyük bir kaya çıktıysa, bu demektir ki artı 30 bin euro masraf. Sizde böyle bir sorun çıktı mı? Bizde şöyle, bizim arsa biraz daha böyle bataklıktaydı. Evet. Yani çukurdu. Buraya pek girmeye cesaret edemiyordu kimse. Yani satılmıyordu burası. Ondan sonra ben biraz işte araştırdım, hesap yaptım. Ne kadar masraf tutar diye. Pazarlık yaptık şahısla. Evet. Burası şahıstan satılıktı. Şahıstan, belediyeden değil. Belediyeden değil. Belediye pek indirim yapmaz bu arsalarda. Yani fiyatları neyse odur. Belediye bazı arsaları kira. Evet, genelde kira olarak verirler. Onun için ben o kadar masraf edeceğim düşündüm. Kendi arsama edeyim dedim. Yani belediyenin arsasına o kadar masraf. Arsa da size ait değil mi? Arsa. Evet, arsa bizim. Evet. Yani ben kiralık arsaya o kadar masraf yapmak istemedim. Yani mantıklı gelmedi bana. Ondan sonra pazarlık yaptım. Adama dedim işte burası biraz çukurda, bataklıkta. Buraya bayağı dolgu yapmak lazım. Malzeme gider dedim. O da anlayışla karşıladı. İşte fiyatı bayağı düşürdü. Evet. Ben de öyle cesaret ettim, girdim. Bir proje zamanında oluştu mu yani? Hani biz işte 2 yılda yapacağız. O 2 yıl sürecinde veya 1 yılda bitireceğiz. Zamanda bir problem oldu mu? Yok, zamanda hiçbir problem olmadı. Ben bu arsayı da almadan önce bir mapera tutkimus yaptırdık. Yani yer araştırması. Evet, zemin etüdü diyelim. Etüt çalışması. Aynen, etüt çalışması Türkçesi. Yani delik açıyorlar. Evet. 10-15 tane delik. Ondan sonra bakıyorlar yani ne var, ne çıkıyor. Evet. Şeyde, arsada. Burada deldiler bir 20 metre derinlikte. O bataklıktan sonra kayalık çıktı. Ama benim için daha iyi bir şeydi. Sağlam temel. Yani temel sağlam. O bataklığı kazdıktan sonra sağlam temel vardı yani. Ondan sonra hesapladım biraz ne kadar toprak gider, kaya gider, işte ne kadar götürmek gerekiyor, ne kadar temiz hani kum lazım. Buraya mesela 1 milyon kilo malzeme geldi kamyonlar getirdi. Evet. Yani o eder ki yani doldurmak için. Evet, burayı yani o bataklığı kazdılar, götürdüler. Evet. Yeni malzeme doldurdular. Geldi. Evet, doldurdular. 50-60 tane kamyon geldi buraya.
unutmadan beton ev mi ahşap ev mi? Yani ahşap evde daha çok şey aşama var. Evet. Beton yok, evde... Yok kardeşim şunu soruyorum. Sizin ev ahşap ev değil mi? Evet bizim ahşap. Evet ahşap. Evet. Yani beton evde sadece tuğlaları diziyorlar. Evet. Sonra üstüne sıvası boyası. Evet. Ama bu ahşap evlerde mesela duvarın arasında yalıtım oluyor. 25 santim. Yalıtım. Ses ve ısı. Evet ısı yalıtım. Burası çok soğuk memleket olduğu için evet. O çok önemli. Camlar çift hep. Evet çift cam. Evet. Yani beton ev biraz daha soğuk olur ama sağlam. Isıtmayı nasıl yapıyorsun? Hangi sistemi kullanıyorsun? Isıtma burada, burası çok şey büyük ev olmadığı için, yani 140 metrekare gene bayağı iyi de, evet. Hani daha büyük evler de var, 200-300 metrekare. Toplam arsa ne kadar? 840. 840. Evet. Ama bize bütün bu alan yetiyor yani tam, her yerini kullanıyoruz. Tamam, her yeri kullanıyoruz. Yani fazla büyük de değil, küçük de değil. Evet, ısıtmadan bahsediyordunuz. Isıtma burada şey, GILP diyorlar. Boysta ilma lampı pumpu, havayı huypu imuriyle çekiyor, evet. Sonra içeri veriyor şu deliklerden, evet. Tavandaki deliklerden, filtreden geçiriyor. Filtreden temizleyerek içeri evet. Veriyor. Evet, filtreden geçiriyor temiz havayı. Sonra burada boysta ilmalar da var. Evet, kullanılan havayı dışarı evet. Veriyor. Dışarı veriyor, orada da poğaçta var, mutfakta ve girişte de var, evet. Saunada da var bir tane, evet. Banyoda. Hava, sürekli bir hava değişikliği var içeride. Evet, makineyle dönüyor. Makineyle dönüyor, filtrelerden geçiyor bu havalar hepsi. Evet. O havayı mesela dışarı verirken evin sıcaklığı da gidiyor. Evet. Azalıyor yani. O sıcaklığı bu makine evet. Evin ısıtmasına kullanıyor yani. Dışarı atmıyor. Evet. Boşuna gitmiyor yani. Enerji tasarı. Peki burada böyle daha önce bizim Türk vatandaşlarına ev inşa eden rastladın mı? Hiç böyle ziyaret ettin mi evlerini? Yok hiç rastlamadım. Ama benden sonra kardeşim yaptı. Ona bayağı fikir verdim. Yardımcı oldum. O yaptı. Burada yaşayan vatandaşlarımıza tavsiye ediyor musun? Kirada mı kalsınlar sürekli bir kira mı ödesinler yoksa... Kirada kalmasınlar çünkü kiralar bayağı yüksek. 1500 eurodan başlıyor mesela. Böyle 100 metrekarelik evler 1500 euro. Senin oturduğun yer mesela Espo, oralar bayağı pahalı. Tamam. Matinkül'e de artık buraya yakın bayağı pahalı. 1500 euroya ben bu evde otururum yani. Ama daha fazla şey var. Yani bahçesi var, garajı var. Tamam. Sizin ev de çok güzel bir yerde. Arkada hemen orman başlıyor. Evet. Deniz 500 metre. Okul yakın. Evet okul market yakın. Market yakın. Market yakın. 800 metre mesafede. Evet. Şeyden bahsedelim biraz. Bütçeden bahsedelim. Toplam ne kadar gitti? Yani ben şöyle diyeyim. Bu ev değil de genel olarak evet. Şu an 500 bin euronuz varsa mesela ve ev yapmak istiyorsanız 100 bin euroluk arsa bakabilirsiniz. 100 bin euro. Evet yani o zaman, evet 400 bine de evi dikersiniz yani. Dikersin. Belki paranız bile artabilir yani ne malzeme kullandığınıza bağlı. Bağlı. Malzeme bulmada bir sıkıntı çektiniz mi? Yok hiçbir sıkıntı çekmedim. İçerisi çok dizayn ben çok sevdim. Evet. Yengeyle beraber beraber mi şey yaptınız? Evet beraber karar verdik. Evet. Renkleri, yerleri hepsini beraber karar verdik. Güneş enerjisi düşünüyor musun? Güneş enerjisi güzel. Yani bende jacuzzi var. Evet dışarıda. Güneş enerjisi yazın mantıklı ama kışın pek çalışmıyor. Çalışmıyor. Onlar. Yani elektrikli arabanız varsa mesela mantıklı. Bu bölgede pek yabancı var mı? Ben pek denk gelmedim. Yabancı tek tük. Tek tük. Öyle çok yok. Çok yabancı yok ama geliyorlar sürekli bu tarafa. Sürekli geliyor. Büyüyen bir bölge. Evet, bayağı evet genişliyor. Bir inşaat firması falan kurmayı düşündün mü ya? Hani ben bu edindiğim deneyimi başkalarına da öğretim. Bir business, bir iş yapayım. Yani fayanstan hariç. Ya şey istiyor. Biraz para lazım o işe. Biraz para lazım. Evet. Para lazım. Düşündüm tabii, düşündüm. Böyle bir ev Türkiye'de olsa? Türkiye'de bu...
Böyle bir ev aslında lazım yani oranın havası biraz daha böyle şey, bu kadar temiz değil. Evet. Yani o filtreleri ben 3 ayda bir değiştiriyorum. Evet. Simsiyah. Simsiyah. Evet, simsiyah. Evet. Yani o filtreler olmasa biz bu havayı soluyoruz yani içimize. Mimariye bir alakan var mı? Böyle hani çok güzel dizayn yapmışsınız. Bunları, bu esintileri, bu Yok. şeyleri nereden geldi? Hiç öyle Böyle bir yani benim ise katalog mu baktınız, yok mu gidip böyle GoRoad'a değindiğimiz bu veya IKEA'ya yani gidip gezerken gezelim. öyle zevkimize göre yaptık. Evet. Baya bir deneyim edindiniz. Hani Evet ikinci bir çok. ev olsa, ikinci bir arsa düşse elinize, yapar mısınız tekrar? Aynı projeye girer misiniz? Girerim de Nasıl bir değişiklikler şimdi yapardınız? mesela ben buradan gitsem arsalar bayağı pahalı oldu artık. Yani bir Lohya'ya gitmem Evet. lazım yani. Bu arsaya verdiğim Evet. paraya oradan ancak arsa alabilirim Ama yani. bu evi satsan şimdi güzel bir kar yaparsınız, değil mi? Ev fiyatları Ya nasıl şu şu an? an biraz düştü ev Ev fiyatları. fiyatları Bence düştü. mantıklı değil yani satmak. Şundan bahseder misiniz? Finlandiya'da yeni bir ev inşa ettiniz. Kaç yıl sonra satarsanız kâra giriyorsunuz? Yani böyle yeni bir evi 5 sene içinde satmak lazım. Evet. O iki Yoksa. sene bir şey var, bir zaman dilimi var. O ne için? Ha, Hangi o vergi? zaman şey vergi veriyorsun. O iki sene Yani için. böyle iş gibi oluyor. Yani Business'a bir vermiş her oluyor. bir business'a dönüyor o zaman. Yani 2 yıldan önce satamıyorsunuz, değil mi? Satarsanız Satabilirsin ama vergi çok çok veriyorsun çok büyük yani. bir vergi veriyorsunuz. Evet. Yani 2 yıl oturup ondan sonra satabiliyorsunuz Ha, gibi. %30 gibi bir şey Evet. vergi veriyorsun. Mesela şu da güzel yani bu ev yapmadan. Mesela 500 bin euronuz var. Evet. Güzel bir ev beğendiniz. %4 vergi vermeniz lazım. Varainsi tabela. Evet. O da 500 bin euroluk evde 20 bin euro ediyor. Ama mesela böyle sıfırdan ev yapmaya kalkarsanız sadece arsanın fiyatından şey, %4 veriyorsunuz. Evet. O zaman 100 binlik arsaya mesela %4 4 bin. 4.000 para gitti. He, 4 bin. Öbür türlü direkt hazır evi alırsanız Evet. 20 bin. Ama ilk hani daha önce almadıysanız bir ev, Evet. İlk evinizse. ilk evinizse o zaman vermiyorsunuz. O zaman vermiyorsun. İlk Evet. evlere şey var, biraz İlk indirim evlere var. vermiyorlar. Garajını çok beğendim. Evet. Çalışıyor Garaj, musun orada? evet çalışıyorum. O benim hayalimdi, Evet. garaj, spor salonu falan. Vakit geçiriyorsun orada. Evet. Karting araban var. Sürüyor musun onu? Evet, ona yeni başladım daha. Yeni Evet. başladınız. Pilot olarak. Aynen. Çok zevkli bir şey. Evet. Komşularla Komşularla şimdilik iyi komşularım. aramaz. Evet. Çok şükür iyiler. Rahat, güvenilir bir bölgede. Evet. Evi Şimdi. zaten teknolojik olarak, şey olarak uzaktan da izleyebiliyorsunuz. Ya şirkete gittiniz, gözünüz arkada kalmıyor. Yok, kalmıyor yok. Evet. Mesela benim oğlan bisiklet kilitsiz kalmış. Evet. Duruyordu öyle aynı. Geldiniz burada. Evet duruyordu. Geliyor mu misafirleriniz? Hani evlerinizi, aa ne güzel evmiş. Evet herkes beğeniyor. Evet. Bir, Beğendi evet. herkes şimdiye Evimiz kadar. gerçekten güzel. Ben çok beğendim. Böyle aklımda kaldı. Renkler, Teşekkürler. şeyler, kapılar olsun. Çok böyle uyum içinde. Çok güzel böyle. Evet. Evet, çok beğendim. 10 numara bir ev yapmışsınız. Teşekkürler. İnsanlar şey yapıyor, soruyor işte mimar kullandınız mı Evet. burada burayı yaparken? Ben hiçbir şey kullanmadım. Bir mühendis tutmanız lazım. Da. Ama o da her işle ilgilenmiyor. Gene siz ilgileniyorsunuz Evet. yani. O sadece imza atıyor, işte Evet. belediyeyle gidiyor, görüşüyor. Plana bakıyor, projeye bakıyor, belediyeye sunuyor mesela o planı. Tabii. Ondan sonra belediye onay verirse başlıyorsunuz yani. Bir de tabii bankayla da görüşmeniz lazım. Evet. Yani para durumu el Tabii. veriyor mu? İzin almada bir sorun çıktı mı? İzin almada bir sorun çıkmadı çünkü ben ASEMA kava diye bir şey var. Yani orada hani belirli ne Tabii, yapabilirsin. belediyenin çizdiği bir Mesela şey var. Bunun dışına çıkamazsın. evet Buna ASEMA kağıdı diye geliyor. evet ona uyudum ben. Evet. Hiç de oradan çıkmadım. Yani bir sorum olursa hemen belediyedeki o görevliyi arıyordum ya da mühendise soruyordum. Şöyle yapsak olur mu? Olur mu? Kitaba göre gidiyordunuz. Aynen ben hep kitaba göre gittim. Şeyde Yani. bir sorun çıktı mı? Bu denetlemeler oluyor ya, 3 denetleme inşaat aşamasında. Onlarda bir sorun çıktı mı? Hiçbir sorun çıkmadı. Evet.
Yani o mühendis mesela hani banyo yapıldığında su yalıtımı bir kontrol etmesi lazım. Bir de akıntıyı kontrol etmesi lazım. Gelip bakması lazım yani. Sadece resimlere bakması yetmiyor. Yerinde inceliyor. Aynen, yerinde incelemesi lazım. Şimdi arsayı yaptınız. Arsayı satın aldınız. Şimdi evi alacaksınız. Evi inşa edeceksiniz. Neye dikkat etmeniz lazım? Yani evi alırken 3 tane firmaya danışmanız lazım. Ama hayalinizdeki ev nasılsa, evet, o evin aynısını 3 tane ayrı firmaya sormanız lazım. Yani aynı fiyatı teklif alıyorsa. Yani teklifler aynı eve olması lazım. Evet. Orada farkı anlayabilirsiniz. Fiyat yani farkını anlıyorsunuz. Evet, fiyat farkını anlıyorsunuz ve o evleri araştırırken ne malzeme kullanılıyor evlerde? Evet. Mesela bu alçı paneller nasıl? Yumuşak mı yoksa sert mi? Erikois kova diyorlar. Evet. Onu tavsiye ederim mesela. Ev bakarken. Bir de şu banyolarda Tulpa diye bir marka var. Velilevi. Evet. Onu tavsiye ederim. O çok sağlam. O bozulması hiçbir şey olmaz yani ona. Camlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani camlar sağlam, kalın olsun. Hani evet. Burası soğuk memleket olduğu için camlar çok soğuğu... Hem ışık açısından da çok önemli. Evet. Siz güneş böyle dönüyor. Evet, biz onu hesaplamıştık. Evet. Sabah güneşi görüyorsunuz. Sabah görüyorum. Buraya akşam 9'a kadar yazıp ışık geliyor. Güneş vuruyor. Bahçenizde güzel. Evet, onu da hesaplamak lazım tabii. Güneş nereden batıyor, nereden doğuyor. Evet. Yani büyük şeyler bunlar. İyi düşünmek lazım. Kışlar bir sorun çıkıyor mu? Kışları kar kürüme sorunu var. Başka sıkıntı çıkmıyor. Onu nasıl yapıyorsunuz? Sizin evin önünü sadece şeyle mi, yoksa böyle komşularla anlaşıp böyle traktörle? Herkes kendi bahçesini kürüyor. Seni temizliyor. Evet. Zaten yolu da belediye temizliyor. Evet. Ana yolu da belediye temizliyor. Yanlara atmaya çalışıyoruz ama çok kar yağıyor ya. 1 metre, 1,5 metre. Çatıda kar kalıyor. Burada Finlandiya'da yapılan çatılar genellikle sağcıdır. Evet. Kar tutuyor. Şey, kar düşüyor. Düşmüyor. Evet. Düşmüyor, engel koyuyorlar. Evet, o hani birden düşmesin diye. Evet, yani biri altında kalmaması. Tabii o güvenlik açısından çok önemli. Evet, çok. Finlandiya'da yapılan bu çatıların kenarlarında böyle şey vardır. Engel, koruma vardır. Evet. Kar üzerine, çatın üzerine yığılan karın hepsi birden düşmesin diye. Aynen. Kimsenin boynu kırılmasın diye, hayatı bir tehlike olmasın diye. Evet, onu güzel oraya düşünmüş. Şey koyuyorlar, koruma koyuyorlar. Evet. Yavaş yavaş düşer, erir, şey olur. Evet, ama bazen o kadar çok kar yağıyor ki çatıyı zorlama durumu da oluyor. Yani. Evet. Yerde ısıtma var mı? Yerde evet, su boruları gidiyor yerde. Evet. Isıtma makinesi dediğimiz şey, evet, alet. Orada 300 litrelik su deposu var. Evet. O 4 kişilik aileye yetmesi lazım. Ve yerlerin ısıtması. Yerlerin ısıtması. Evet, evet. 300 litre. Şimdi para işini hallettiniz. Arsayı buldunuz. Para işini hallettiniz. Evi de gidip teklifleri verdiniz firmalara. Evet. Onlardan birini beğendiniz. Fiyatınıza, evet, uygun. Malzemeler geldi. Kaç günde evi dikiyorlar? Ne kadar sürüyor? Yani bu duvarlar... Evet. Hazır geliyor değil mi bu? Hazır geliyor. Fabrikada, evet, monte ediyorlar. Evet. Yalıtımı falan her şey hazır. Bazıların camı bile takılı oluyor. Evet. Geliyorlar. Temel falan hazır olduktan sonra 2 günde... yerleştiriyorlar, duvarlarını monte ediyorlar, çatıyı yapıyorlar. Evet. Ondan sonra şey geliyor, bu ısıtma sistemi, borular, evet, falan döşeniyor. Su boruları. Onun üstüne de betonu atıyorlar. Beton atıldıktan sonra o betonun kurumasını bekliyorsunuz. Bu betonun kuruması da haftada 1 santim kuruyor. Kuruyor. Evet. Yani 10 santimlik beton olsa o 10 hafta, evet, sürebiliyor yani bu. Ama o kuruma dönemi hani devam ederken şeyleri yapabilirsin mesela. Duvarları yapıyorlar mesela. Çatıyı yapıyorlar. Boya işini yapıyorlar. Ondan sonra gelip ölçüyorlar o betonu. Kurursa o zaman banyoya başlayabiliyorsun. Fayansları döşeyebiliyorsun. Evet. Mutfağı yapabiliyorsun. Evet. Bizim Türkiye'de biz halıya çok severiz halıya. Finlandiya'da böyle bir şey yok fazla. Parket var, şey var. Evet.
Parke, laminat, bir de şey var, vinyülü var. Vinyülü var. Vinyülü böyle plastik bir madde. Evet. Şey, suya dayanıklı. Suya dayanıklı. O da iyi. Burada Finlandiya'da bu şey, halı kültürü pek yok. Yok. Halı kültürü pek yok. Halı kültürü evet. Yok. Bazı böyle yatak odalarına falan kullanıyorlar. Yumuşak evet. Böyle halılar. Röportajımızı bitirmeden önce son bir soru soracağım. Evet. Şimdi düşündüğünde hani kaç, 5-6 senedir bu evde yaşıyorsun. Tekrar sıfıra başa dönsem şurayı böyle değiştirirdin dediğin bir nokta var mı? Var. Mesela şu terası tahtadan yapacağınıza beton atabilirsiniz mesela. Hani eve su boruları döşendikten evet. Sonra beton atıyorlar ya. Evet. O arada terasa da bir beton atsanız, oraya mesela fayans yapsanız. Evet. Bakımı daha kolay olur ve daha sağlam olur. Şimdi diyelim ki Finlandiya'daki Türk vatandaşlarımızdan biri geldi. Evet. İlyas Bey, ben ev inşa etmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz? Tabii, elimden geldiği kadar yardım ederim. Edersiniz. Zaten deneyiminiz var. Evet. Yardımcı olursunuz. Yardımcı olurum. Evet. Bunda şey önemli, dil. Dil önemli. Fince biraz bilmeniz lazım. Tabii. Ve sürekli dikkat etmeniz lazım, yani ne alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Fiyatları kontrol etmeniz lazım. Evet, araştırmanız lazım tabii. Sürekli. Ben zaten şunu hep söylüyorum. Finlandiya'da yaşıyorsanız, Finlandiya'da Fince'yi bilmek zorundasınız. Evet, öğrenmek yani zorundasınız. Dil olmazsa tabii. Biraz sıkıntı. Tabii, buranın kültürüne adapte olmak zorundasınız. Dilini evet. Öğrenmek zorundasınız. Bu çok önemli. Biz sonuçta burada yaşıyoruz. Aynen. İlyas Bey'le yaptığımız ikinci röportajı da burada bitiriyoruz. Kendisine derin bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Var mı burada Türkiye söylemek istediğiniz bir şey? Bunu söylemek istiyorum. Yani bu işe girmeye korkmayın. Cesaretle girin. Cesaret edin. Bunda sadece... Bütçenizi iyi bilin. Evet, bütçeyi hesaplamak lazım. Korkulacak bir şey yok. Bütçeyi doğru hesaplarsanız... Yani yarı yolda kalmazsınız. Buradan Finlandiya'dan herkese selamlar. Bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.